Selamlar arkadaşlar. Bu videoda size uyarılarımız olacak. Bu uyarılar neler? Arkadaşlar videoları izliyorum YouTube'da. Arkadaşlar yine böyle video yapıyor. Fenomenler odur budur. Herkes bir şeyler konuşuyor, yapıyor. Bazı kişiler şöyle şey görüyor. Ya diyor ki ya şu an diyor işte çok uyguna kredi bulman lazım. Yani çok iyi uygun fiyatlı kredi bulursan değerlendir. Enflasyon çok yüksek. Enflasyon yani bulursanız alın kredi alın. Alın faizli kredi alın. İşte şu an enflasyon şurada işte faiz oranları %4'lerde. Aylık faizleri konuşuyorum %4'lerde. Yani bu yıllık kabaca %40, %50, %60'lara tekabül ediyor. Zaten siz para koyarsanız o %45'lere tekabül ediyor. O parayı banka alıp bana verirse bu sefer %50-55'lere tekabül ediyor. Yani bir %10-15'lik bir marj koyuyor banka kendine. Diyor ki işte böyle faiz oranı %4 olanlar işte falan filan da şöyle olan da %3,5-4 yani bunlar faiz oranları daha yüksek 5'lerde. Onun için işte kredi kartına geçin, taksitli avans çekin, düşük faizden çekin, ne veriyorlarsa alın. Evet arkadaşlar böyle videolar görüyorum. Ne yazık ki bu videolar çok 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 yanlış. Çok yanlış. Yani ne alabiliyorsanız alın. Enflasyon çok yüksek. Yani şunu demeye mi getiriyorlar acaba? Enflasyon yüzde diyelim %100. Sen %55'ten faizli kredi çektin. Para kazanırsın kardeşim. Ya tamam arkadaş. Sorun şu. Yani sen enflasyon oranında para kazanabilecek mi? Sen diyorsun ki ya her şeyin fiyatı artıyor. Al bir şey al koy. İşte o senin aldığın şey ya önceden çok artmışsa örnek veriyorum. Zeytinyağı aldın. Zeytinyağı 70 liradan çıktı 400 liraya. Nasıl olsa artacak diye 400 liradan aldın. Ondan sonra seneye de 250 liraya çekildi. Ne oldu? Enflasyon oranında kazanacağım mı? Yani şöyle düşünüyor adam. Yani nasıl olsa %100 bir enflasyon var. Sen %50 kredi çek, ne alırsan kazanacaksın. İşte o senin aldığın şey daha önceden yükselmişse nasıl kazanacaksın? Ya geri gelirse. Yani borsaya girenler de böyle bir hata yapıyor. Yani nasıl olsa enflasyon ortam var. Borsaya girelim, kazanalım. Ya tamam sen girdin de ya daha yükseğe gitmişse sen aldıktan sonra düşerse ne olacak? Ya da seni bekliyorlarsa bilerek yukarı götürdülerse ne olacak? Yani sen bir sene boyunca aldığın hisse diyelim aldın yukarıdan düştü tekrar yukarı geldi aynı seviyeye geldi. Bir sene geçti aradan %100 enflasyon var. Senin ilk başta koyduğun 100 bin bir sene sonra yine 100 bin. Ne oldu? Para mı kazandın? Bir sene sonra 100 bin lira ne oldu? Para mı kazandın? %100 enflasyon oradan. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani size şöyle diyorlar. Diyor ki ya düşük faizi çekebiliyorsan çek işte %1 faizi kredi. Ha ben de çektim. Çekmedim değil. Geçen de birkaç ay önce taksitli nakit avans varmış. %1 faizden çektim. 2-3 ay, 2 ay önce Akbank. İşte yeni müşterisi olduğun için falan filan. Sana %1 faizden, kimisine %0 faizden böyle 15, 20 bin, 30 bin veriyor. Ha ben de çektim ama şöyle düşünmek lazım. Şimdi şu anki faiz oranları en düşük, en ölüsünü konuşsam %30, %40. Şimdi sen bunu %40'tan para çekersen kardeşim, %40'tan çekersen enflasyon %100 her halükarda kazanır mantığıyla çekersen kazanamazsın. Yani bir de tam tersini düşün, daha da kaybettiğini düşün. Yani %40 değil de hiç kazanamadın. %40 borcun oldu o zaman. Bir sene boyunca hiç kazanamadın. Onun için arkadaşım enflasyon yüksek diye kazanacaksın diye bir şey yok. Önümüzdeki süreç sert durma süreci, durma, ekonominin tak diye durma süreci, stop dedikleri, saddle stop dedikleri bir sürece giriyoruz önümüzdeki süreçte. Sen bu süreç önünde varken gidip de kredi çekersen, borçlanırsan çok sıkıntılı bir duruma düşersin. Ben kesinlikle önermiyorum. Yani %3 faiz oranını da öğrenmiyorum, %4'ü de öder. Efendim kredi çek ev al. Yani nasıl arkadaşım %3 faizler şu an. Kredi çekip ev almak kolay mı? Yani geçenlerde bir hesap yaptı. 3 milyon mu ne? 3 milyon kredi çekip 10 milyon mu geri ödeyecekmiş? Ne olacakmış yani? Bir ev için 10 milyon lira para ödeyeceksiniz arkadaşlar. Yani ben böyle şeyleri kesinlikle yani bir ev için 10 milyon lira para
Hani faizler düşse ev sahibine verirsin bari. Faizler ileride düşse devlet destek olsa dersin ki ya yüksekten vereyim 3 milyon vermeyeyim evi 7 milyon alayım. Giden ev sahibine gitsin. Bankaya gitmesin. Yani şu an sen gidip 3 milyon alıp 10 milyon ödersen bankaya gidecek o 7 milyon lira para. Örnek veriyorum yani belki o 10 milyon değildir 12-13'tür. Örnek veriyorum hani 3 milyon lira kredi çeksen şu an 10 milyon lira 5-10 senede ödersin diye bir varsayımda bulundum. Faizler düşük olsa 3 milyon yani 3 milyon değil 7 milyon alsan yine 10 milyon ödeyeceksin. Yani evi 7 milyon alsan 3 milyon kredi ödersin yine 10 milyon olur. Ama aradaki fark ne olur? Şu an senin taksidin dağ gibi bir taksit olur. Sana kredi çekmez ama faizler düşünce senin taksitlerin küçük olduğu için anlatabiliyor muyum? Küçük olduğu için sana kredi çıkar. Onun için insanlar düşük faiz ortamında ev kredisi çekmeye, ev almaya o zaman gidiyorlar. Demem o ki arkadaşlar bu faiz ortamında riske girip de bir şey yapmaya çalışmayın. Risk yani gidip kredi çekeyim, borsaya gireyim, kredi çekeyim, iş yapayım. Yani nasıl olsa enflasyon var artar. Bakın o sizin enflasyon var. Enflasyon da nasıl olsa artacak dediğiniz şeyler geride kaldı. 2 sene önceye gitseydiniz zaten o raddeyi kaçırdınız. Düşük faizler vardı. O faizlerden alıp bir işlem yapabilirdiniz. Orayı kaçırdınız. Şimdi o senin piyasa dediğin şey böyle dikine dikine gitti. Her şeyin fiyatları yukarı gitti. Şimdi sen diyorsun ki nasıl olsa %100 enflasyon var. Bir daha %100 gider bunlar nasıl olsa. Ben kredi çekeyim bunlara yatırım yap. Mala yatırım yapayım. Hayır. Hayır. Kesinlikle hayır arkadaşlar. Kesinlikle hayır. Yani senin yani o şekilde basit düşündüğün için kardeşim o zaman kaybediyorsun. Basit düşünüyorsun. Çünkü enflasyon %100 bana %50'den verdi. Ya kazanacağım. Kazanamayacaksın kardeşim. Yani kesinlikle o sosyal medyada, YouTube'da bilmem ne de izlediğin kişilere inanma. Şu an para kazanmanın zor olduğu bir dönem. Biz size ne dedik? 2023 yılının başında çıkın borsadan, çıkın borsadan dedik. Bugün yani bu sene ne dedim? Bu sene de şunu dedim. Bu sene para kazandıracak şey bizim Türkiye mülkiye değil. Bu sene para kazandıracak şey Amerikan borsası da değil. Arkadaşlar bakın bu sene para kazandıracak ne var? Var. Bir ürün var. Bu sene para kazandıracak ürün Amerika'nın tahvilleri arkadaşlar. O 10 senelik TLT'ler, TMF'ler bunlar kazandıracak. Kaldıraçlıları falan. Ben zaten pozisyon aldım. TMF'de pozisyon aldım. Yeni almaya. Zaten geçen almıştım ben. Bir kar aldık orada. Ondan sonra bir daha şu an yeni bir pozisyon aldım. Düşerse bir daha ekleme yapacağım pozisyonlarıma. Yani şu an bu sene artık biz bir şey beklemememiz lazım. Yani Amerika'da ben hisse senetlerinin çakılacağını düşünüyorum. Oradaki hisse pozisyonlarım var ama benim Amerikan hisseleri değil, Çin hisselerinde var pozisyonum Amerika'da. Tesla'da vardı. Daha bugün sattım yani. Onu da cüzi bir karla %5 %10 arası bir karla sattım. Tesla'larımı. Çünkü niye? O da bir dirence yani 200 dolarda bir dirençle karşılaştı Tesla. Ne olur ne olmaz 3-5 kuruş yine sattık. Dolayısıyla benim bu sene beklentim arkadaşlar Amerika'nın hisseleri değil. Türkiye hisseleri değil. Yani Türkiye hisselerinde kazanabilirsin. Dolar TL 42'ye gittiğinde ne olacak? O kazandığını kaybetmiş oluyorsun. Çünkü dolar bazında fakirleşiyorsun burada. Şu an için dolarda bekleyip seçimden sonra dolar hareketlenirse o karını alıp borsaya gitmek daha mantıklı görüyorum. O da olabilir. Ancak şu an için yani böyle bir potansiyel gözükmüyor. Bir potansiyel oluşursa dolar hareketlenirse ondan sonra bakacağız. Zaten biz dolar pozisyonunu aldık. Bir de Amerika'da dediğim TLT, TMF'ler bu sene yatırım açısından para kazandırabilecek bir şeyler. Bir de kumar açısından baktığımız zaman efendim kumarda da ne kazanacağız? Ben mesela şahsen doğalgaz fonlarındayım şu an. Doğalgaz fonlarından kazanabilir miyim diye bakıyorum. Eğer kazanabilirsek kazanacağız. Kazanamazsak da her şeyden kazanacağız diye bir şart yok arkadaşlar. Onun haricinde yani demem o ki arkadaşlar kredi çekip %40 %50 ile borçlanıp da bir yerlere para yatırıp para kazanayım diye yani bu sene bu iş yapılacak bir iş değil. Bu sene kesinlikle yani
Siz 2020 yılında düşük faiz borçları almadınız. Gidip düşük faizli borçları alıp evde almadınız. Beğenmediniz, yapmadınız, bir şey yapmadınız. Şu an faizler çok yüksek. Şimdi gideyim çekeyim bir şeyler yapayım. O zaman geçti arkadaşım. Bakın siz zamanında yapsaydınız, siz zamanında yapsaydınız ben ne diyorum size? Bir dakikada 4 tane daire kazandım. Şimdi insanın bir tanesi bir daire için 10 sene 15 sene çalışıyor. Şu 10 sene de değil artık. Şu anki durumda 15 yıla çıktı insanların o daireyi ödemeye. Ödeyemiyor çünkü yetmiyor paraları. Yani kazandığı para 10 senede ödemeye yetmiyor. Yani şu an minimum 15 seneye çıktı ama bizim Türkiye'de 15 senelik verilmiyor. 15 senelik verilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Artık verilmediği için insanlar böyle sıkışıyor. Artık üst düzey memurlar sadece onlara düşüyor bu ev almak. Faizler de çok yüksek. Onlar da yetmiyor. Nakit koyman gerekiyor. Hani anlatabiliyor muyum? Yani taktik böyle olması gerekiyor. Taktik mesela örnek veriyorum. Ben kendimden örnek verdim. Benim bir dakika içinde 4 tane daire sahibi olduk. Yani ne oldu bu? Arsa vardı. Arsa imarı değiştirdi. 4 tane daire sahibi olduk. Peki ben bu bir daireyi satın alabilmek için ne kadar yılımı vermem gerekiyordu? 10 sene, 15 sene. Bir de yanında nakit bulunduruyor insanlar. Eşiyle de çalışıyor. Onunla da bununla da. Ha, arkadaşlar demek ki doğru zamanda doğru taktiği uyguladınız mı arkadaşlar? İşlerin arkası geliyor. Doğru zamanda doğru taktik. Bu zaman arkadaşım bu zaman gidip de kredi çekip de paranı kredi faizli kredi çekip de %30 %40 aylık %3'lerden %4'lerden kredi çekip de ben bir iş yaparım para kazanırım hesabı yapıyorsan o parayı da kaybedersin. Yani para kazanamazsın belki para da kaybetmezsin ama o çektiğin kredinin faizi olur. 100 bin çekersin 140 bin ödersin 40 bin liralık faiz ödemiş olursun. Yaptığın iş de başa baş olur. Yani 100 bin liralık mal alırsın. Bir sene beklersin. Bir sene sonra yine 100 bin. Hani enflasyon vardı benim mal çıkmadı dersin. Zeytinyağı. Ama sen almadan bir sene önce böyle dikine çıkmıştır o mal. Onun için arkadaşlar şu anki mallar da borsa gibi oldu. Borsada bazı hisseler dikine çıkıyor sonra çok sert düşüyor. Şu anki mallar da o kadar çok sert çıktı. Yani işte bizim enflasyon dediğimiz şey bu. Dolardan bağımsız çıktı. Bunlar geriye de gelebilir. Gelemez değil bakın. Geriye de gelebilir. O geldiği noktada sen oraya yatırım yaparsan zirveden çok büyük üzüntü yaşarsın. Onun için gidip de bu ortamda kredi çekip riske girmek yanlış. Zaten ben size şunu söylüyorum. Bu sene nereden para kazanacak? Bu sene Türkiye'de bir para kazanma şansı yok. Bu sene Türkiye'de durursan, dolarda durursan kendimi koruyacağım. Dolar TL yükseldi diyelim. Hadi kendimizi koruduk. Ondan sonra bir fırsat oluşursa borsada oluşur. Şu an bir fırsat var demiyorum bakın. Ondan sonra oluşursa dolar borsa aşağıya çakılırsa ucuz kalmış olur. Bu sefer dolardan kazanıp borsaya geçirebilir. O olur. Ama gidip de şu an borsaya ben gireyim para kazanacağım. Nasıl olsa enflasyon var. Borsa da yükselecek. Bu kafayla gidersen patlarsın. Ya da ben kredi çekeyim, mala yatırayım. Mal nasıl olsa %100 gidecek. Enflasyon %100. İşte önümüzdeki sene enflasyon %100 olacak mı? Yani önümüzdeki sene enflasyon %100 olabilir. O nasıl olur? Şöyle olur. Hükümet böyle %100 zamları vermeye devam ederse yine %100 olur. Diyelim Haziran'a geldik yine bir %100'leri çaktı hükümet. Memura, asgari ücret herkese çaktı. Sene sonunda bir daha çaktı. Ha, o zaman tamam. O zaman amenna kurtardınız. Ama seçimden sonra kredi kartlarını bir sıkarlarsa, sonra kredileri bir sıkarlarsa, millet bir duman olursa arkadaşlar, o zaman enflasyon sertçe düşer. İşte o insanların parası olmayınca o zeytinyağlarını, o alması gerektiği şeyleri alamayınca, çok insan alamayınca fiyatı böyle zirveye yapıp gitmez. Ondan sonra onların fiyatı geri gelir. İşte enflasyon o noktada düşer. Ama ne kadar geri gelir onu bilmiyorum işte enflasyon. Bir miktar geri gelir. Çok geri gelmez. Sen de gidip zirveden almış olursun o malı. Bu sefer para kazanacağını kaybetmiş olursun. Burada da faizli kredi çekmiş olursun. Tam tersi senaryolar işler arkadaşlar. Onun için gidip de kendinizi riske atmayın. Bakın bu risktir. Enflasyon %100 diye ben gideyim kredi çekeyim %50'den
%100'lük mala yatırayım. Nasıl olsa %100 kazanacağım. Bu çok büyük bir risk arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir kazanç bu sene olmayacak. Benim öngörüm dolar TL'nin seçimden sonra yükselmesi. Bir daha böyle yüksek montanlı zamların verilmemesi. İnsanlar harcama yapamayınca, ekonomik olarak sıkılınca piyasadaki fiyatların bir miktar geri çekilip enflasyonun bir miktar geri çekilmesini düşünüyorum ben. Olması gereken de bu zaten. Ya çok sert geri çekilecek, çok sert katı önlemler alacaklar, çok sert enflasyon o zaman daha sert geri çekilecek. Ya birazcık daha orta önlem, daha az geri çekilecek. Bir de hiç çekilmediği şey var. Yine %100, %50 zamlar yapılacak. Haziran'da, önümüzdeki Aralık'ta yine aynı zamlar yapılırsa bu sefer hiç çekilmez. Bu sefer o sizin dediğiniz senaryo gerçek olur. Ama artık o şekilde zam yapılma şeyi kalmadı arkadaşlar. Yani sen %3 büyüyorsun, %100 zam veriyorsun herkese. %100 borçlanıyorsun. Yani para dağıtmak demek, borçlanmak demek. Onun için arkadaşlar bunun şeyi kalmadı artık. Bunun sürekliliği, yapılabilirliği kalmadı. Çünkü bunu böyle yapmaya kalktığın zaman enflasyon çok sert yükseliyor. Doları da tutarsın. Bir noktada bir patladığı zaman dolar direkt 2x yapar. Direkt 2x. Yani 2x'ler, 3x'ler ortaya çıkar böyle. 30'sa 60'a gidiverir. Onun için arkadaşlar şu anki bu sene öyle bir sene. Yani çok riskli bir sene. Eğer siz nasıl olsa enflasyon olacak diye bu işe girişirseniz, doları da tutacağım diye uğraşırsa hükümet, ne olur? Enflasyon yine oluyorken dolar 2x yaptığı zaman senin kazancın gitti. Dolar 2x yaptığı zaman ülke yine fakirleşmiş olacak arkadaşlar. Onun için krediyle bu işlere girmeyin. Herkese iyi günler.